Herkese merhaba. Bu videoda size Eylül 2020 enerjilerinin neler olacağını ya da nasıl bir etkileşim içinde olacağımızı ifade edeceğim bildiğim kadarıyla. 1 Eylül Dünya Barış Günü. Tabii bugün de biz ne yapabiliriz? Kendi içimizde var olan varoluştan bu zamana kadar getirmiş olduğumuz savaş deneyimlerimizin artık barışa dönüşmesi için bu alanımızı kullanabiliriz. Yani şunu yapabiliriz. Şu an henüz tüm insanlık olarak savaş programını bitirmeyi gerçekleştirebilmiş durumda değiliz. Bu program hala aktif ve devrede. Bu programın bitebilmesi adına kendi içimizde var olan savaş genetik alanını, yani savaş bilgisini stratejik alana dönüştürebiliriz. Yani bunun barış dünyada barışın ortaya çıkabilmesi için kendi içimizdeki bilgiyi stratejiyle savaşan, çatışan insanların arasında daha ılımlı ve ortak nokta bulucu bir şekilde bu bilgilerimizi yönetmeyi öğrenebiliriz. Ve bunu bu şekilde yaşamımıza dahil edebiliriz. Bu hem bireysel yaşantımızda yapacağımız bir davranış alanı hem de kolektif içerisinde etkileşimde bulunduğumuz insanlarla ya da iş arkadaşlarınızla yapacağınız davranış biçimleri olabilir. Hani politik insan deniliyor ya bazı insanlar için. Ben genel itibariyle olamıyorum öyle. Aslında politik insan demek o alandaki ortaya çıkmış olan her şeyin farkında ve bu olayı yönetebilen insan demek. Yani kaos çıktığında da kaosu yönetebilecek, daha fazla sevgi çıktığında da insanların sevgiyi tercih etmeyenlerin alanına o sevgi dahil olmadan sevgi dengesini koruyabilecek bir durum. Yani politik olmak ya da stratejik olmak aynı şey. Yani stratejik olduğunuzda ya da politik olduğunuzda yalan söylemek zorunda değilsiniz. Böyle bir zorunluluk alanınız varsa, çünkü benim sosyolojide çalışmalar yapmaya başlamadan önce politik alan benim için genel itibariyle ya da stratejik alan genel itibariyle yalanla birlikte var olur inancı vardı. Ama aslında bunun böyle olmadan doğruluk ve dürüstlükle de politik olabileceğimiz ya da stratejik hareketler yapabileceğimizi fark ettim. O yüzden siz de hayatınızda var olan bu, eğer bir savaşçı tarafınız varsa, savaşçı parçanız varsa, bu savaşçının elindeki kılıç, kalkan, silah, her neyse onları artık bırakın. Stratejilerle yol almayı öğrenme zamanınız gelmiştir ve bununla hayatınızı artık yeniden programlama zamanınız gelmiş olabilir. Sahip olduğunuz savaş alanı stratejiye dönüştürebilirsiniz. İnsanlık planında tamamen barış ortaya çıkıncaya kadar, daha sonra da eğer varsa DNA'nızdaki barış kodlarının aktivasyonunu talep edebilirsiniz. Artık dünya planına hizmet etmeyen savaşa dair genetik alanınızı da yaratıcıya teslim etmeyi seçebilirsiniz 1 Eylül'de. Böyle bir çalışma yapabilirsiniz. DNA'da barış aktivasyonu diye bir meditasyonum da var. Arzu ederseniz o meditasyonu da yapabilirsiniz. Eylül ayı ile ilgili olarak yoğun gelecek enerji, içsel dişil enerjinin dönüşümü için olan bir enerji alanı olacak. Yani kadın ya da erkek, hangi bedende olursak olalım, hepimizin içinde bir dişil enerji var. İşte bu dişil enerjiyi biz güçlendirdiğimizde ve saflaştırdığımızda, o zaman hani o söylediğim savaştaki strateji ya da barış alanı, uyum alanı var ya, onlar daha fazla aktif olmaya başlayacak insanlık planında ve bizim yaşam planımızda. Eylül ayını bu kendi içinizde var olan o egosal ya da nefsani, fevri hareketlerinizin olduğu alanların dengelenmesi için kullanabilirsiniz. Onun daha böyle ılımlı ve yumuşak olmasıyla ilgili hani çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Her birinizin doğum gününde, yani doğum gününüzün tarihi neyse, o tarihte oturup bir meditasyon yapın ve şunu talep edin. Benim aşk boyutundan var olan, kendi varoluşumdaki
saf alanın şu an bende aktif olmasına izin veriyorum ve bunun için aşk rehberlerimin alanıma gelmesini talep ediyorum. Niyetini yapıp, hani gözlerinizi kapatın, ister müzik dinleyin ama benim yaptığım yönlendirmeli meditasyonları lütfen dinlemeyin. Çünkü orada sizleri bir alana yönlendirmiş oluyorum. Siz sadece kendi içinize yönelip neyin açığa çıkacağına bir bakın. Orada açığa çıkan konularla ilgili eğer sizi sıkıştıran bir durum olduysa, o konu neyse o zaman bu bilgiyi aldıktan sonra onunla ilgili bir meditasyon yapabilirsiniz. Ama ilk yapacağınız meditasyon kendi içinize yönelip kendi bu dünyaya geliş amacınız neyse, bu dünyada özel olarak neyi ortaya çıkarmak için geldiyseniz onu fark edebilmek adına bir meditasyon yapın. Bu bilgi açığa çıkmıyorsa da, hani orada olumsuzluğa düşmeyin ya da herhangi bir şey hissetmemiş de olabilirsiniz. Bu sizin kendi ruhunuzla bağlantı kurmanız için ilk adım olmuş olacak. Bu çalışmayı yapabilirsiniz. Eylül ayında sonbahar ekinoksumuz var. Ekinoks gece ve gündüz eşitliği demek ve güneş ışınlarının ekvatora öğlen saatinde 90 dereceyle 90 derecelik açıyla vurduğu zaman dilimi. Bu da tarih olarak bu yıl 22 Eylül'ü gösteriyor. Türkiye saatiyle 16.30'muş. Yani illaki saate odaklanmanıza gerek yok. 22 ve 23 Eylül'de süresince istediğiniz şekilde kendi ışığınızı arttırmak için çalışmalar yapabilirsiniz. Ya da bundan önceki süreçte başlarsınız çalışmaya ve o süre boyunca enerjinizin artmasına aracılık edersiniz. Bu tarihleri, hani ben hep ekinoksları ve gün dönümlerini neden size hatırlatıyorum? Onu da tekrar ifade etmiş olayım, unutmuş olanlar için ya da hiç dinlememiş olan varsa. Bizim gün dönümlerinde ve ekinokslarda toplu insanlık olarak frekansımız ölçülüyor. Bu frekansımız ölçüldüğünde de gün dönümlerinde ölçülen frekanslarda bizim ruhsal rehber, yani insanlığa hizmet edecek ruhsal rehberler insanlığın kolektif frekansına göre değişiyor. Yani bizim eğer insanlık olarak frekansımız daha ışık odağına doğru yükselirse o zaman bize nötr, pozitif ve aydınlık tekamül yolunda hizmet eden daha fazla ruhsal görevli rehberlik edebilecek. Ama bizim insanlık olarak frekansımız ışık karanlık oranındaki daha karanlığa yönelik bir frekans bandındaysa o zaman bize nötr, negatif, karanlık ve absolut ruhsal rehberler rehberlik edecekler. İşte bu rehberliklerin daha pozitif olabilmesi ve insanlık olarak deneyimlerimizi daha kolay kazanabilmemiz adına bizler kendi içimizdeki frekansı yükselttiğimizde diğer insanların da frekans alanında etkileşim yaratmış olacağız. Çünkü ölçülen hem bireysel frekanslarımız ölçülüyor hem kolektif frekans ölçülüyor. Bireysel frekanslar kendimizin rehberlerinin belirlendiği alan. Kolektif frekanslar da bütün insanlık olarak hepimizin rehberlerinin hizmet edecek görevlilerin belirlendiği alan olmuş oluyor. O yüzden biz o zaman diliminde frekansımızı ne kadar yükseltirsek bir sonraki sürecimiz, bu işte Eylül ve Aralık ayı sürecimiz daha kolay geçecektir. Bu ekinokslarda eğer kuantum olarak insanlık sıçrama yaparsa yeni rehberler alana dahil olabiliyor. Ama genel itibariyle insanlığın frekans döngüsü işte 21 Haziran'dan bu zamana kadar 22 Eylül'e kadar olan süreçte insanlığın frekansında karanlığa düşüş ya da aydınlığa yükseliş herhangi birinde aşırılık olmadıysa bir dengeli alanda bulunuyorsak rehberlerimiz aynı şekilde devam edecek. Buradaki süreç aslında bireysel sürecimizi daha fazla etkiliyor gün dönümleri. Çünkü biz kendi frekansımızı Haziran ayına göre fazla yükselttiysek, işte biz kendi içimizde kuantum sıçrama yaptıysak o zaman bizim rehberlerimiz daha aydınlık ya da daha pozitif. Bizim frekansımızın daha üstünde rehberler bize rehberlik etmeye başlıyor. Kendi içinizdeki alanı böyle kullanabilirsiniz. Hani özellikle o gün içerisinde
22'si ve 23'ü için. Hani ben 23'ünü de kendi içimde, çünkü benim aklımda hep 23 Eylül kaldığı için, ben 23'ünde de çalışmamı yapacağım. Hem 22'sinde hem 23'ünde. O zaman diliminde hani siz de istediğiniz şekilde çalışma yapabilirsiniz. Bir de kendi içinize odaklanın ve o Eylül ayı içerisinde sizin frekansınızı en çok yükseltecek zaman hangi zamansa bu zamanı hissetmeye bakın. Burada size doğum tarihiniz hani bir rehberlik edebilir size. Doğum tarihinizdeki her bir rakam. Ama o tarihlerden bağımsız bir şekilde de, o dediğim gibi bir her biriniz doğum gününüzde bir çalışma yapacaksın, yapın. Onun dışındaki zaman dilimi içinde size özel, kendi varoluşunuzdan size gelen armağanı belirleyeceğiniz tarih içinde, işte bu hani bu meditasyonu dinledikten sonra odaklanıp o tarihi, sizin için hangi tarih olduğunu bulabilirsiniz. O tarihte ne yapabilirsiniz? Geçmiş yaşam şifası yapabilirsiniz. Bu zamana kadar bu dünyada ışığınızı yükseltmenizi engelleyen durum neyse, bunun şifalanması için isterseniz benim yaptığım geçmiş yaşam çalışmalarını ya da sizin yaptığınız başka geçmiş yaşam çalışmaları varsa onları yapabilirsiniz. Baş melek Raziel'le var, hani benimkini yapacaksanız baş melek Raziel'le varoluşsal geçmiş yaşam şifasını yaparsanız daha derin bir çalışma olur. Bu varoluştaki her yaşamınız şifalanmış olur. Ve onun öncesinde şuna niyet edebilirsiniz. Ya da şöyle bir duada bulunabilirsiniz. Bu dünyaya gelmeden önce ya da bu dünyadayken yapmış olduğum ve benim ruhsal planıma hizmet etmeyen ya da varoluşumda yaratıcıya verdiğim sözleri yerine getirmemi engelleyen bir seçim yaptıysam, bunun için yaratıcıdan af ve bağışlanma talep ediyorum. Varoluşum için bir kolaylık hak ediyorsam kolaylık talep ediyorum. Niyetini yaparak bu meditasyonu yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi başka bir geçmiş yaşam çalışması yapabilirsiniz. Bunları neden yapmanızı size hatırlatıyorum. Yaşam deneyimlerinizin kolaylaşması için. Yani bizim 2020 gerçekten bizim varoluşumuzdaki her şeyi yüzeye çıkaran bir enerji alanı barındırıyor. Biz kendi içimizde bu alanları ne kadar kabul edersek, bununla ilgili olarak ne kadar işte bunu yaptığımız kişilerden ya da yaratıcılıktan af ve bağışlanma talep edersek bizim alanımız değişip dönüşmeye başlıyor. Yani biz af ve bağışlanma talep ettiğimizde ne yapıyoruz? Aslında diyoruz ki ben bu yaptıklarımın sonuçlarının ne olduğunun bilincindeyim. Ve bu sonuçları benim dönüştürmem çok kolay olmayacak. Bunun bilincindeyim ve artık bu bilinçalanımın şifaya odaklanmasını, şifaya yönelmesini seçiyorum. Bu şifa alanında da eğer hak ediyorsam ruhsal varlıkların bana yardım etmesini talep ediyorum. Bunu ifade etmiş oluyoruz biz orada aslında. Af ya da bağışlanma talep ederken. Yani biz ne yaptığımızın farkında olduğumuzu, bilincinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Ve bunun, yani biz zaten ruhsal olarak yaptıklarımızın her birinin sonucunda neler yaşayacağımızı ruhsal olarak biliyoruz. Bu af ve bağışlanmayı talep ettiğimizde bunu zihnen de bildiğimizi ya da farkına vardığımızı ifade etmiş oluyoruz. Hepsi bu aslında. Yani orada bizim yapmış olduğumuz şey başka bir şeyin silinmesi için değil, yaptığımız şeyin farkında olduğumuzu ve bunun dönüşebilmesinin mümkün olduğunu bildiğimizi, ama bu dönüşümün mümkünlüğünün kolaylaşıp kısalabilmesi için de yaratıcının bize bu konuda yardım etmesi gerektiğinin bilincinde olduğumuzu, yani kul olduğumuzu ifade etmiş oluyoruz sadece. Arzu ederseniz işte dediğim gibi meditasyon öncesinde böyle bir niyetle o çalışmayı yapabilirsiniz. Hani ben genel itibariyle
bilgilendirme yapacaksam enerjilerle ilgili astrolojik durumlara çok bakmıyorum ki oradan ben bilinç düzeyinde size bir sadece oradaki etkileri iletmemiş olayım diye. 17 Eylül içinde bizim ego alanımızı ya da nefs alanımızı şifalandırmak için bir enerji dünyaya akmaya başlayacak. Yalnız bu enerji birazcık sert etkileri olan bir enerji. Bizim arınmamızı hızlandırabilmek adına. Biz peki bu sert enerjiyi nasıl daha yumuşatabiliriz? Kendi kişilik özelliklerimizin farkında olarak ve burada artık değişmesi gereken, dönüşmesi gereken kişilik özelliklerimizden özgürleşmeyi seçerek bu süreci yumuşatabiliriz. Yani bu enerjinin bizi daha yumuşak bir şekilde şifalandırması için ne diyelim? Hani dik başlıyızdır diyelim ki. Yani dik başlıysak burada daha hani ben her şeyi bilirim ve benim dediğim doğru onun ötesindeki hiçbir şeyi kabullenmiyorum tarzında bir yaklaşımımız varsa burada bu alanımızın şifalanıp evet öngörülerim var ancak ben her şeyi bilemem. Sadece yardım etmem gereken bir durum olursa kendim için ya da başka insanlar için bu yardım alanımı açığa çıkartıyorum niyetini yapabiliriz. İşte orada her şeyi ben bilirim egosundan ya da kibirinden özgürleşerek yol almayı seçebilirsiniz. Bunu yani böyle bir özelliğiniz varsa kendi özelliklerinizin neler olduğunu bir gözden geçirin. Eğer kendi özelliklerinizin bu zamana kadar farkında değilseniz başka insanların size ifade etmiş olduğu işte sen aslında böylesin tarzında bu bir tartışma esnasında da söylenmiş olabilir. Ya da bir arkadaşının sohbet esnasında da bunu size ifade etmiş olabilir. O zaman belki tepki göstermişsinizdir. Bugün dönün gerçekten bakın o özelliğe sahip misiniz? Ve bu özellikten artık özgürleşmeniz gerekiyor mu? Bu özellik sizi ruhsal yolculukta zorluyor mu? Çünkü bizim tekamül yolumuzdaki değiştikçe yürümüş olduğumuz yoldaki frekansa uygun davranışlarımızın ve düşünce kalıplarımızın olması gerekiyor. Eğer biz onları yani uygun olmayan davranış ya da düşünce kalıplarını varoluşumuza dahil etmeye çalıştığımızda o zaman ne olacak? Zorlanan biz olacağız. Yani biz bu özelliğimizden vazgeçinceye kadar ya da bu özelliğimizi dönüştürmeyi kabul edinceye kadar hep karşımıza bu özelliği tetikleyecek insanlar yaşam alanımıza dahil olacak. O yüzden hani evrene kafa tutmak da çok sağlıklı değil. Ha, tutmak istiyorsanız tutun da çok yoruluyorsunuz. Hani benim kafa tutma şekillerim şöyleydi. İşte bir konuyla ilgili ya da bir kişiyle ilgili bir mesaj veriliyordu mesela. İşte şu kişiyle şöyle şöyle şeylerin olmasına izin vermen gerekiyor. Ben orada yok onu değiştirmeye çalışıyorsam daha büyük bir şekilde enerjisel olarak kendi alanımı karmaşıklaştırıyordum ya da frekansımı düşürüyordum. Yani orada diyorlardı ki tamam sen bunu illaki yapacağını söylüyorsun. O zaman hani bulunduğun frekans için bu uygun değil. Senin bu frekansa inmen gerekiyor. Bu frekansa indiririz seni diyorlardı. Ben bu frekansa indiğimi farkına varıyordum genel itibariyle kısa sürede ama mesela burada sandığım kısa süreli anlarım da oldu. Yok ya benim hala frekansım böyle. Ondan sonra bakın Yasemin öyle değil. Çünkü sen buraya uygun olmayan bir eylem alanındasın. Bir alanında bir şeyler barındırıyorsun ve burada kalamazsın. İlahi yasalar buna izin vermez. Sana tolerans göstermez. Sen bunu özgür iradenle seçiyorsan burada o frekansla uyumsuz olan şeyi buraya ineceksin. Zorunlu. Hani yasa bunu gerektiriyor çünkü. Ne yaparsam yapayım. Hani ben öyle dik kafalılık yaptığımda hop buraya geliyordum. Ondan sonra buradan buraya tekrar geçebilmek için de bir sürü çalışma yapıyordum. Hani işte haftalarca süren çalışmalar yaptığım oldu ya da hani çok daha uzun süreli çalışmalar yapıp bu alana gelmek için çaba sarf ettiğim süreçler oldu. Hep ben kendi hayatımı daha enerji boyutunda nasıl dengede kalırım odaklıyorum. Yani dünyasal boyutta istediklerimi elde etmekten ziyade
ruhsal boyutta ilerlemem gereken alanda ilerliyor muyum ve orada gerçekten dengede kalabiliyor muyum yapmış olduğum seçimlerle? Ya özgür irade seçimlerimize hiçbir şekilde karışmıyor zaten ilahi plan, ama bizim özgür irade seçimimiz bulunduğumuz frekansla uyumsuzsa o zaman bizi özgür irade seçimimizle uyumlu olan frekansa getiriyor ruhsal görevliler, ruhsal rehberlerimiz. Yani burada bize olumsuz bir şey söylemiyorlar ya da yargılamıyorlar. Sadece bizim seçimimizin sonucu neyse, biz hangi frekansta olmayı hak ediyorsak, hangi alana layıksak o alana taşıyorlar. Ve hani buradaki frekans aralığında kalmak da biz o davranıştan özgürleşmeyi seçtiğimizde ve kendimizi dönüştürmeye odaklandığımızda o alana geçebiliyoruz. Yani şöyle bir şey yok. Bana bir arkadaşım, iş yerindeki bir arkadaşım şey derdi. İşle ilgili çok zor bir durum ortaya çıktığında 3 kuruşa 5 köfte yok derdi. Ya oradaki işte hani 3 kuruşa 5 köftenin olmamasının sebebi, 5 liralık 5 tane köfte almak istiyorsan 3 kuruş vererek 5 köfte alamazsın. 5 köftenin bedeli neyse onu vermen gerekiyor. Enerji boyutu da aynı böyle çalışıyor. Yani ben burada kurnazlık yaparım, akıllılık yaparım, bunu hallederim falan, öyle bir şey yok. Enerji boyutunda kesinlikle hiçbir şeyde işgüzarlık yapamayız. İşgüzarlık yaptığımızı sanırız ama kesinlikle işgüzarlık yapamayız. O yüzden bulunduğunuz frekansın gereklilikleri neyse onunla yaşamayı tercih edebilirsiniz. Hani diğer türlüsünü yaptığınızda kendinizi kandırırsınız. Bana bazen şey, hani kişiler işte ben bunu yaptım, şunu şunu da yaptım, buradayım diye yazıyorlar ya da işte söylüyorlar. Öyle olmadığını biliyorum ama bunu iletmemen gerekiyor denildiği zamanda da sen öyle diyorsan öyledir herhalde deyip hani o alanda onun özgür iradesinde ya da o an deneyimlemeyi neyi seçtiyse ona izin vermiş oluyorum. Çünkü ruhsal boyuttaki varlıklar bile bu alana karışmıyorsa benim haddim değil. Ben de susarak, yani o alanda kendi bildiğimi ifade etmekten ziyade onun gerçekliğine saygı duyuyorum. Çünkü bunu daha önceden yaptığım zaman boşu boşuna alan gerildi. Ne o dediğinden vazgeçtim, ne ben inandığımdan vazgeçtim. Hani bana aktarılan mesaja inanmaktan. Sadece alanda bir böyle pozitif olmayan, sevgi olmayan enerji açığa çıkmış oldu. Artık onun açığa çıkmasını da talep etmediğim için ve bunu yapıp hani ilahi olmayan bir davranış yapmadığım için de böyle yol almayı seçiyorum. Onun için kendimizi kandırmayalım. Bulunduğumuz boyutun frekansı neyi gerektiriyorsa ona göre kendimizi dünyasal olarak da saflaştırmayı tercih edebiliriz. Davranışlarımızdan, yaşam biçimimizden, özgürleşmemiz gerekenler varsa onlardan özgürleşebiliriz. Zaten onu hayatımıza sıkı sıkıya tutmak bizim özgün alanımızı ortaya çıkarmamızı engelliyor. Ama biz bu dünyada hepimiz çok özgün bir şekilde var olduk. Bu özgünlüğümüzü ortaya çıkarabilmemiz için de işte bazen bırakmamız gerekenler neyse onları bırakmamız gerekiyor. Değiştirmemiz gerekenler neyse onu değiştirmemiz gerekiyor. İşte size özel olan o tarihte böyle bir çalışma yapıp kendi özgünlüğünüzü ortaya çıkartabilirsiniz. Almanız gereken mesajlar için şöyle niyet edebilirsiniz. Sevgili ruhsal rehberim, benim bu konuyla ilgili bana iletmen gereken mesajı lütfen benim anlayacağım bir şekilde bana ilet mesajını verebilirsiniz. Çünkü bazı mesajlar bizim zihinsel olarak hani o değiştirmek istemediğimiz, inat ettiğimiz durumlar var ya, o zamanlarda doğru mesajı almamızı engelliyor. Bir filtre oluşturmuş oluyor çünkü. O filtreden dolayı da aktarılan mesajı anlamıyoruz. Çünkü şu var, bir insanla sohbet ederken bile eğer siz bir konuya odaklandıysanız, o kişi size o konuyla ilgili hayır cevabını veriyorsa bile siz oradan belki diye size bunun ifade edildiğini yorabiliyorsunuz. Kaldı ki bu mesajlar, hani ruhsal boyuttan aldığımız mesajlar bu kadar açık ve net değil. Yani evet, bazen net ama bir insanın aktardığı kadar değil. Bir insanın aktardığını bile bildiğimiz lisanda anlamıyorken
ruhsal boyutta gelen mesajları anlamamamız ya da algılayamamamız doğal. Burada işte kendi algılayacağınız şekilde bunun size iletilmesini talep etmeniz durumunda. O zaman mesaj basitleştiriliyor. Ya da mesajı basitleştiremiyorlarsa o zaman size bu mesajı daha basit bir şekilde anlatacak bir insanı size yönlendiriyorlar. İşte böyle hani işaretler ve yaşamımıza dahil olanlar ya da bizim taleplerimiz ve bize iletilenler bu şekilde ilerlemiş oluyor. Benim bildiğim Eylül ayı ile ilgili olarak bilgiler bu. İşte 17'si de bizim ego ya da nefs alanımızı arındırmak için olan bir süreç olacak. Bu sürecin yumuşak geçmesi de bizim kendi bırakmamız gerekenleri kişilik özelliklerimizden bırakmamızla mümkün olacak. Ya da işte hani kişilik özelliklerinizle ilgili durumu bilmiyorsanız ama doğum haritanızı biliyorsanız, o doğum haritanızda sizinle eşleşmiş olan negatif olan özellikler neyse o özelliklerden özgürleşmeye de niyet edebilirsiniz. Arzu ederseniz böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Benim Eylül ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Sadece ayın son günü böyle kalbinize odaklanın ve daha fazla sevginin yaşam alanınıza dahil olmasını talep edin. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.